Bunları herkes izliyormuş. Ne için yapıyorsun? Reyting için yapıyormuş. İnsanların bunu izlemesi için bunları yapması gerekiyormuş. İnsanların izlemesi için Osman Gazi'nin Ertuğrul Gazi'nin eşini kaçırttırmak, düşmanın elinde 10 gün tutturmak. Yazıklar olsun. Bu tarihi satmaktır. Bu ecdadı satmaktır. Sinirlenme. Ne sinirleniyorsun? Sinirlenecek olan benim. Buyurun. Kastamonlular biraz ayaklandı. Muzafferüddin Yarlagaş'tan hemen haini anında nasıl çevirdin? Nasıl çevirdin? Öyle ucuzculuk yok, bedavacılık yok. Ben yazdım, oldu. Yok böyle bir şey. Çok derin kafan varsa buyur karşıma çıkarsın. Konuşma. Senin boyun kadar kitaplarım var. Öyle tek sözle bu işler, bu işler olmuyor. Sevgili dostlar hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Mesnevi'de bir hikaye vardır. Fare filin yularından tutmuş götürüyor. Bir müddet önde böyle yürüyünce arkasından da fil geliyor. Kendisini filin hakimi gibi hissetmiş. File hükmeden birisi. Böyle bir kibirli ve gururlu bir hale bürünmüş. Fil anlamış onun bu vaziyetini ses çıkarmamış. Neyse az sonra haddini bilir diyor. Ve bir müddet geçince yolu bir ırmağın önüne geliyor ve fare duruyor. Fil ne oldu birader yürüsene diyor. Diyor ki ben bu sudan geçemem. Nasıl geçemezsin ne var orada? E burada su var. Ne kadar su var ki diyor fil. Ayağını daldırıyor dizine dahi gelmiyor. Bundan mı geçemiyorsun bak diyor dizime gelmiyor. Senin dizine gelmeyen benim boyumu belki 50 defa aşıyor diyor fare. Ee, o zaman haddini bileceksin, kendini tanıyacaksın. Ne yaptığını, ne ettiğini bileceksin, gururlanmayacaksın, kibre düşmeyeceksin. Soracaksın, danışacaksın, öğreneceksin, bileceksin. Hani paranın sahtesi vardır, aslı vardır. Kim anlar bunu? Altının sahtesi ve aslı. Madenin sahtesi aslı bir kimyagere soracaksın. Kuyumcuya gideceksin. Bilene sorup öğreneceksin. Biz de diziler hakkında çok konuşuyoruz sevgili dostlar. Nedir bu? E neticede son zamanlarda bir furya halini aldı tarih dizilere. Bu konuda çok yorumlarımız oldu. İlk çıkış noktasını da bir düşünün 10 sene kadar önce. Muhteşem 100 yılla başladı. Fakat Osmanlı tarihini neredeyse yere serdi. Kanuni Sultan Süleyman'ı bir sarayından çıkmayan cüce gibi gösterdi. Perişan etti. O zaman son derece yerinde cevaplar verdik. Bu dizinin neredeyse doğru karesi yok dedik. Her şey yalan üzerine kurgulanmıştı. Ardından bunun daha hani sağ versiyonları çıkmaya başladı. Ne gibi Ertuğrul Osman işte Selçuklu dizileri, filmleri aldı başını gidiyor. Eh burada bizden olan, sağdan olan yapınca biz yanlışı göstermeyelim mi, doğruyu söylemeyelim mi? Biz de bu noktada doğruları söyledik, hataları söyledik, gösterdik. Eğer kendini bilen belki gelir, hocam bunu nasıl yapabiliriz, burada daha fazla ne şekilde değerlendirmeler yapabiliriz? Nasıl kurgular meydana getirebiliriz? Sorabilirdi. Böyle bir şeyleri yapmadılar. Hatta TRT1'de bu konuda tartışmamız da oldu. Bunu yapmadılar. Aradan 5 sene geçince bu dizilerin senaristi yani Ertuğrul ve Osman dizisinin senaristi hakkında açıklamalarda bulundu. Ne hikmetse bana cevap veremeyen insanlar hakaret yolunu seçiyor. Belki kale almazdım ama sığ kafa ne demek sığ kafa sevgili dostlar bu sığ kafa sığ kafaymışız biz bu halt etmiş halt yemiş kişi ve daha başka ifadeler işte intihal falan şimdi ne yıkmazsa bize cevap veremeyen insanlar hemen hakaret ve iftira yolunu seçiyorlar ya kardeşim ben 5 senedir bu diziler hakkında belki 20 tane program yaptım. Cevap versene. Ta 5 sene önceki noktaya gidip oradan bir şeyler söyleme ihtiyacını hissediyorsun ve de hakaretler ediyorsun. Tıpkı Bilecik Belediye Başkanı'nın hakareti gibi. O da benim tarih şeridinde yazdığım yazıları işte intihal diye söylemişti. Çoluk çocuğun ifadesiyle. Bunların hiçbirine kimse cevap veremedi. Böyle bir durum olsa nereden intihal ettiysen mahkemeye giderler. Üniversiteye müracaat ederler. Onu en iyi bilen kişi benim. Onlara. Aynı belediye başkanı. Bakın benim yazılarımı kaldırtan belediye başkanı. O zaman şöyle bir ifade kullanmıştı. Biz İlber Ortaylı'ya, Halil İnalcı'ya, Cevdet Küçük gibi tarihçilere sorarız. O belediye başkanına soruyorum şimdi ben. Acaba bileciğin sembolü olarak, idolü olarak ayıyı seçerken hangi tarihçiye sordu? Bileciğin sembolü ayı mıdır? Bileciklere bundan daha büyük hakaret olabilir mi? Ayının heykelini bileciğin ortasına dikti. Buyurun. Şimdi bizim beni intihal, beni sığ kafayla suçlayan, ben bu senariste söylüyorum. Çektiğin dizilerin yüzde doksanı tarih değil. Öyle bir iki noktadan hareket ederek gidemezsin. Efendim biz tarih belgedir. Tarihin bir metodolojisi vardır. Tarih belgedir. Bu belgeyi yorumlayacaksın, okuyacaksın, bileceksin. Bu beyefendi acaba Osman ve Ertuğrul'da hangi belgeyi okudu? Hangi metodolojiyle yazdı? Kendisi de ifade ediyor. Ben kurgu yapıyorum. Kurguyu hangi tarih metodolojisi içerisinde yaparsın söyler misin? Kurgu yaptığını söylüyorsun. Hatta bunu bilerek yaptığını söylüyorsun. 10 bölüm sonra Muzafferettin Yavlak Aslan'dan döndüğünü söylüyorsun. Acaba Kastamonlular ayaklanmasa dönecek miydin? Bu tepki gösterilmese geri dönecek miydin? O bir soru işareti bile değil. Neden? Çünkü dönmediğini gördüm ben daha önce. Daha önce dönmediğini gördüm. Alişir Bey'de de döndün mü? Er Osman Gazi öldürünceye kadar devam ettin. Öldürdü mü? Söyle bana. Nerede öldürdü? Ertuğrul Gazi Baycın Oyan'ı nerede öldürdü? Baycın Oyan'la bir defa karşı karşıya geldi mi? Söyle bana. Nerede döndün sen? Hangi hususta döndün? Kayı boyu Dodurga boyuna sığıntı oldu mu? Söyle bana. Nerede döndün? 6 ay Dodurga boyuna sığıntı olarak yaşadık kayı boyu. Kayı boyunu bir sığıntı olarak gösterdin. Nerede döndün? Haydi. Kayı boyu Moğollarla ne zaman mücadele yaptı? Söyle bana. Ertuğrul Gazi ne zaman Eyyubilere sığındı? Eyyubi sarayına gitti. Eyyubilerle mücadele etti. Söyle bana. Haydi buyur. Bunlardan ne zaman döndün? hiçbir zaman dönmedin. Ben bu dizinin sevgili dostlar oyunculuğunu işte bir takım teknolojisini tartışmıyorum teknik yönlerini. Neyini tartışıyorum? Senaryosunu tartışıyorum. Senaryosunun gerçekten kayı boyuna Osmanlı'ya en büyük hakaret niteliği taşıdığını söylüyorum. İntihali söyleyenler en büyük intihalcilik yapıyor. Neyin intihalciliği? Dikkat edin. Mesela bu beyefendi Türkler geliyor filmini çekti. Nereden aşırdı? Haydi söyle ben bunu konuştum. Bunu anlattım. Cüneyt Arkın'ın Battal Gazi Osmanlı Kartalı filminin neredeyse tıpa tıp aynısı değil mi? Haydi bir daha izle. İkisine birden bak. Merak etme biliyorum kafadan konuşmuyorum. Metodoloji konuşuyor hadi buyur. Bütün bunlar tarih metodolojisi. Hadi buyur söyle bana Evet, yine Yeşilçam intihalinden öteye geçememiş bir Osman ve Ertuğrul Gazi. Nedir o? Anasını kaçır, kızını kaçır, kendini kaçır, kurtarsın veya kurtulsun kahraman olsun. Bundan öte ne var bu dizilerde? Ya sinirleniyormuş 5 sene önceki benim solak dememden sinirleniyormuş. Ben sinirleniyorum kardeşim şey edeb alının dahi kızını kaçırttın sen düşmana. Yazıklar olsun. Önce ahlak lazım ahlak. Şimdi sen kaçırttın. 10 günde düşmanın elinde kaldı. Sen ona sadece işkence yaptırıyorsun. Peki yarın gelenler onlar da kaçıttırsalar, tecavüz tecavüz ettirseler ne diyeceksin? Söyle bana. Hangi sözü söyleyeceksin? Sen kaçırıldığını kabul ediyorsan, kaçıttırıyorsan, Yarın onlar da annesine, kızına, eşine tecavüz ettirirlerse senin gıkın çıkacak mı? Kimin çıkacak? Bu diziyi savunan, bu diziyi beğenen insanlar ne diyebilecekler bana söylesinler. Evet senin filmlerin, dizilerin bu senaryolarının tamamen yalan, yanlış ve ahlaksızca olduğunu bütün millet görüyor. Şey Edebalı'nın kızını kaçırttırmak, Osman Gazi'nin eşi, şey Yine Alaaddin'in Orhan'ın annesi. Haydi buyur. Neymiş? İşte efendim bu gündüz diyen varmış, Süleyman diyen varmış. Bu Süleyman'ı kabul etmiş. Bir şey diyen mi oldu buna? Bir şey söyleyen oldu mu? Tek sözüm oldu mu? Söyle. Bunları söyleyerek öyle konuşmak yok. Yine Ertuğrul'la İbni Arabi'yi karşılaştırmış. Ben buna söz söyledim mi? Evet bir kez bile karşı karşıya geldiklerini gösteren bir bilgi yok ama ben söz söylemedim. Bu kadar söyledim ben de. Yani benim söylemediklerimin üzerinden giderek 5 sene öncekini ardından efendim adam solakmış ben solak çarpışıyor diye hayır çarpışıyor diye demedim. Solak elle yemek yediremezsin dedim. Para saymayı biliyorlar dedim. Sağ elle yemeği de öğrensinler dedim. Bunları unutma. Söylediğim sözleri asla çarpıtma. Bakın bir taraftan da işte daha önce Peygamber Efendimizle ilgili çağrı filmini izleyin. Adam nasıl hazırlanıyor? Bu adamlar para almayı biliyor ama sol elle göstere göstere Ertuğrul sol elle yemedi kardeşim dedim. Ertuğrul'a bak. 6 bölüm geçmişti. Daha ne abdest vardı, ne namaz vardı, ne niyaz vardı. Bu kayı boyu heterodoksi mi dedim? Seni yetiştirenler galiba heterodoksi yetiştirdiler. Burada biz söyleyince hem de bunu TRT'de ben o esnada program yapıyordum. Bakın orada danışmanın da vardı. Bu danışmanları niye alıyorsun danışmadığın danışmanları? O danışmanları niye konuşmuyorlar? Niye söz söylemiyorlar profesörler? Buyur bilenler karşıma gelsinler ve söylesinler. Para alıyorlar. Hayır Ahmet Bey yanlış söylüyor. Metodolojiyi bilmiyor. Tarihten anlamıyor desinler. Sen öyle çıkmış sığ kafa. Buyur İstediğin televizyonlarda konuşalım. O gün niye sinirlenmişsin? Niye cevap vermedin? Niye konuşamadın? Ben programımı bitirmeleri uğruna belki TRT1'de program yapıyordum. Doğruları söyledim. Hakkı söyledim. Neden? Bilenim. Haksızlık karşısında susmak dilsiz şeytanlıktır. Ben doğruyu söylerim. Doğruyu anlatırım. Niye sinirleniyorsun beyefendi? Kendine de Bazılarını da kullanıyorsun. Neymiş? Osmancık, Tarık Buğra. Neymiş? Kemal Tahir. Bunlar da başka türlü işte roman yazmışlar. Buyur bir tanesinde Ertuğrul'un kızının hanımının kaçırıldığını göster o romanlarda. O romanlarda yanlış bir kurgu göster buyur. Öyle o romanlar doğru romanlardır. Keşke onlardan istifade edebilseydin sen. Onlardan bir şeyler alabilseydin adını kullanmakla olmuyor. Hangi şair başka türlü yazdı? Hangi şair Şeyh Edebalı'nın kızını kaçırttırdı? Şair başka yazarmış, roman başka yazarmış. Bu beyefendi de kurgusunu yazmış. Böyle bir kurguyu bana göstersene. Nerede? Tarihe yapılan en büyük hakareti ben burada gördüm. Bu dizilerde gördüm. Yarın bu dizileri beğenenlerin, bu dizileri izleyenlerin, Ermeniye'de Yahudi'ye de Osmanlı'ya hakaret edenlere sözü olmayacak, olamayacak. Buyur diyecekler. İşte biz buradan aldık. Siz kaçıttırdınız. Bunları herkes izliyormuş. Ne için yapıyorsun? Reyting için yapıyormuş. İnsanların bunu izlemesi için bunları yapması gerekiyormuş. İnsanların izlemesi için Osman Gazi'nin, Ertuğrul Gazi'nin eşini kaçırttırmak, düşmanın elinde 10 gün tutturmak yazıklar olsun. Bu tarihi satmaktır. Bu ecdadı satmaktır. Sinirlenme. Neye sinirleniyorsun? Sinirlenecek olan benim. Buyurun. Kastamonlular biraz ayaklandı. Muzafferüttin Yarlagaş'tan hemen haini anında nasıl çevirdin? Nasıl çevirdin? Öyle ucuzculuk yok. Bedavacılık yok. Ben yazdım. Oldu. Yok böyle bir şey. Çok derin kafan varsa buyur karşıma çıkarsın. Konuşma. Senin boyun kadar kitaplarım var. Öyle tek sözle bu işler bu işler olmuyor. Çıkarsın, konuşursun, anlatırsın, tartışırız. Sen değil, danışmanların gelsin para verdiğin. O danışmanların çıksın ve bu dizileri savunsunlar, savunabiliyorlarsa. Sığ kafa öyle mi? Şimdi düşünün. Bizim o gün yaptığımız tenkitleri. Bu Osmanlı'da ez, kayı boyunda ezan yok mu? Kayı boyunda namaz yok mu? Kur'an yok mu dediğim zaman o zaman başladı. Aldınız, istifade ettiniz. Bu kayı boyunun adamları beyin odasına otağına çadırına löp diye nasıl dalıyor? Ya bir eve Kur'an-ı Kerim'de yazar izinsiz girmeyin. Vur vur kapıyı vur, kapıyı vur izinsiz girme. Öyle nasıl dalıyorlar çadıra otağın içerisine dedim. Destur var mı demeye başladınız değil mi? Nasıl alıyordunuz bütün bunları? Yine solelle nasıl yemek yiyorlar dediğim zaman. Hemen ertesi hafta nasıl sahille yemek yemeye başladı? Demek ki istifade ettiniz. Ben o zaman sizi tebrik etmiştim. Güzel. Keşke daha çok sorsaydınız. Daha size anlatacağım. Onlarca benim benim senaryo kurgum var. Var. Yok değil. Öyle bilgi yok diyerek kaçamazsın. Senaryo şahsiyetle çelişmemeli. Çatışmamalı. Ben her zaman bunu söyledim. O şahsiyetle çatışırsa, çelişirse o kurgu kurgu olmaz, o başka bir yere gider. Namaza giden adamı kiliseye gönderemezsin. Osman Gazi öyle pazar yeri meydanında kolları ben keserim, canı ben alırım. Yok böyle bir şey. O zaman nerede kaldı Osman Gazi'nin, Ertuğrul, yanın, Ertuğrul Bey'in yanındaki ilim adamları? Ona şey Edebalı kolu sen keseceksin, pazarda cezayı sen mi vereceksin dedi. Kadının huzuruna çıkartacaksın demedi mi? Fetva alacaksın demedi mi, söylemedi mi? Daha neler var benim söyleyeceğim? Ama otur kafanda kurgula ben oynadım, ben yazdım, ben inandım de. Gülerler, gülerler adama. Mızrak çuvala sığmıyor bir efendi. Satma tarihini ve ecdadını. Bu kadar söylüyorum sana. Sevgili dostlar, hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Sağ olunuz, var olunuz.